Türk televizyonlarında izlediğim onca yerli diziden sonra Alef bana nasıl iyi geldi anlatamam. Gerçi neden artık farklı bir şeyler yapmıyoruz derken bahsettiğim Esentepe Polis Department'ın dedektiflik maceraları olmasa da, dittirek kaktıra sadece iş icabı izlediğim onca diziden sonra cidden iyi geldi. Yani şu an diziyi izlemiş, beğenmemiş ve bu videoyu öyle izliyor olabilirsiniz. Ama ne demek istediğimi diğer videolarımı izlemeden anlayamazsınız. <laughs> Evet dizimizin adı Alev. Dizi Blue TV ve FX ortak yapımı. Ama söylemeden geçmeyeyim dizi daha çok internetlik. Yani madem internette küfür edilebiliyor yapıştır diyenlerden. Dizi bir iskelenin dibinde bulunan cesetle başlıyor. Demek isteyince biz de yapabiliyormuşuz dedirten ve daha sonra madem yaptık en ince ayrıntısına kadar gösterelim denilen cesetle. Ve en klasiğinden emekliliği yaklaşmış kıdemli bir poliste, uzun süre yurt dışında görev yapmış genç bir poliste bu cinayeti çözmeye başlıyor. Eh, Doğu Batı kültür çatışması. Değil çatışma, konuşma bile sayıyla. Yok. Hatta o kadar ki Kenan abimiz de sıkılmış sanırım bundan. Neyse oyuncuların bölüm başı değil de kelime başı anlaştığını düşündüğüm bu dizi dünya çapındaki bütün dedektiflik dizileri ne veriyorsa onu veriyor. Ne kadar müdür o kadar küfür felsefesi. Cinayeti çözerken dosya ellerinden alınan ama yine de çözmeye devam eden polisler, kimlik kaldırma ve kalkana kadar konuşmayanların birden şakıması, arka planda çalışan akıllı kız, saftirik karakter ve bir bilgisayar dahisiyle duvarda delil keyfi. Donat ve kahve? Yok henüz o seviyede değiliz. Ama tüm bu ecnebi klişelerinin içinde bu diziyi diğerlerinden ayıransa replik tasarrufu değil tasavvuf. Yani ilerleyen bölümlerde bizden de bir şeyler var derken üstüne de buram buram Anadolu kokan şu doğal replik geliyor. Beni şaşırtıyorsunuz dedektif. İşim bu. Ama dizinin hakkını vermekte fayda var. Tam 70 ayrı mekanda İstanbul'un en güzel ve en tuhaf yerlerinde çekilen plastik makyajı çekimi ve jeneriyle gayet iyi duran bir dizi. Her ne kadar bir sıksak tam olacakmış hissi verse de son dönemde videosunu yaptığım diziler arasında izlemeye devam edebileceğim dizidir kesinlikle. Tabi bunları şu ana kadar yayınlanan iki bölümü baz alarak söylüyorum. Baz alarak. Bu arada Alep'i 9 Mart'ta Türkiye'nin ilk online galasında izledim. Online gala nasıl oluyor ki? Derseniz Hani klasik, ee, biz çekerken çok keyif aldık umarım izleyenler de konuşmaları vardır ya. Heh işte o cümlelerin kürdan batırılan küçük kanepelerin değil de evdeki kanepelerin yanında kurulanı. Önce bu online gala işi bana çok garip geldi ve dedim ki vay be ne hallere geldik. Sonra da şöyle düşündüm. Kendi kendimize uydurduğumuz o boyun sıkan bağlar, ayak sıkan topuklular ve can sıkan samimiyetsiz kokteyller olmadan da olabiliyormuş. Aynen bugün ne giysem telaşıyla başlayıp üstüne de trafikte çıldırdıktan sonra girdiğimiz aynalı ve havalı plazalarda yaptığımız meetingleri şu anda evimizin yemek masasında gri eşofman altımızda skeculleyebildiğimiz gibi. Demem o ki şu korona sadece el yıkamayı değil manasız hırsların bizi ne hale soktuğunu da gösterdi. E tamam sosyal mesajımızı da verdiğimize göre kapat. Yalnız iyi de biz Alef'ten plaza hırsına nasıl geldik ki?